güzel buluştunuz demek. Aferin sana oğlum. Aferin sana. Berk, sana şu an çok sinirliyim. Beklemeyeceğim seni. Ben eve gidiyorum. Gelirsin. Kahretsin. Nasıl korktum biliyor musun? Gidecek miydin gerçekten? Gitmedim işte Aybüke. Bak buradayım. Karşındayım. Sen benim için mi geldin bakayım buraya? Herhalde senin için geldim. Niye geleceğim başka? Arıyorum arıyorum açmıyorsun da. Telefonunu kapamışsın. Ha, uçağa bineceğim diye kapattım telefonu. Tam da binmek üzereydim ha. Neredeyse gidiyordum. Ama sonra... seni bir daha hiç göremeyeceğimi hatırlamam. O kadar kötü hissettim ki kendimi. Benim için mi döndün? Evet. Tabii ki de senin için döndüm. Her ne kadar beni istemiyor da olsan... ne bileyim... yine de arada bir yüzünü görürüm. Ne yaptığını bilirim falan diye düşündüm. Seni istemiyor değilim tabii ki de. Ayrılmak falan benim aklımın ucundan bile geçmedi Berk. O zaman niye kaçıyordun benden Aybüke? Mesajımı okumadın mı? Yok, okumadım. Yani az önce açtım telefonu gerçi de. Bakayım ya bir saniye. Oo, 12 arama var ha. Hepsi de sensin. Evet. Mesaj da var. Umarım böyle tatlı güzel sözler edip gönlümü almaya çalışmışsındır. Ne oldu? Okumamı istemiyor musun? Hiç benden bir şey sakladın mı? Aybek, ne oldu? Sana bir kal geldi sanki, sustun. Ya ben sen kaybolduğun için sana yol gösteriyorum kızım. Kurban olayım, yapma böyle. Bak Elif de perişan olur. Elif'le Berk'in kardeş olduğunu nasıl sakladıysam bunu da unutacaksın. Ya bana neler olduğunu söylersin ya da biz ayrılırız. İstiyorum, oku. Her şeyi anlatacağım sana. Senden neden uzaklaştığımı, neden ayrılmak zorunda kaldığımızı. Hiçbir şey umurumda değil artık. Elif senin kardeşin Berk. Elif senin kardeşin Berk. Seni evlat edinmişler. Gerçek annenin ölümüne Ayla Hanım sebep olmuş. İşte bunları söyleyemedim sana. Biz bu yüzden ayrıldık.